Merhaba. Bugün neyi konuşacağız? TUS'a hazırlıkta ilk okuma ve ders sıralaması nasıl olmalıdır? Optimum çalışma stratejileri. Biliyorsunuz ki bu TUS süreciyle ilgili hem patoloji derslerimle, drpatoloji.com'daki video derslerimle, kitaplarımla size yardımcı olmaktayım. Bir yandan da YouTube'da çalışma stratejileri konusunda çok fazla videom var bunlarla olabildiğince sizlere destek olmak ve sizlerin yanında olmayı planlıyorum ve oluyorum da güzel geri bildirimleriniz ışığında faydalı olduğunu görüyorum. Bu da bana çok sorulan bir soru. Hocam nasıl çalışacağız? İlk okuma nasıl olmalı? İlk okumanın önemi nedir? Ve ders alaması ne kadar önemlidir? Ders alaması yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ben de bununla ilgili bir video çekmeyi planladım. Arkadaşlarım ilk okuma, temel okuma çok değerli. Çünkü başlangıcı yapıyoruz ve başlangıcı iyi yapmamız gerekiyor ki tekrarlar da iyi olsun. Temelimizin iyi olması gerekiyor. Burada neden bunu şimdi planladım? Çünkü Eylül ayı başlangıç zamanı. Dönem 5 başlıyor, dönem 6 başlıyor. Evet fakültedeki stajlarınız başlıyor. Bir yandan da tuz süreciniz de başlıyor. Dershaneye gidiyor olabilirsiniz, gitmiyor olabilirsiniz. <laughs> Özellikle dershaneye gitmeyenler için bu daha kolay olacaktır bu planlamalar çünkü her şeyi siz belirleyeceksiniz. Yani hocalarınızı, videolarınızı, kitaplarınızı tek tek en en verim alınan hocalar kimler ki bunları abilerinizden, ablalarınızdan duyabilirsiniz. öğrenebilirsiniz. Tusu kazanmış, başarmış asistan abilerinize, ablalarınıza sorarsınız ve onların bilgileri ışığında hangi hocalarla, hangi kaynaklarla çalışacağınıza karar verebilirsiniz. Ve böylelikle ay ay planlama yapıp, program yapıp o şu kitap çok iyiymiş, şu hoca çok iyiymiş, onun videolarıyla o kitabını tekrar edeyim dersiniz. Sonra diğer hocaya, diğer kitaba dönebilirsiniz. Ama dershaneye kaydolmuşsanız da şöyle bir opsiyon var. Onların çoğunda zaten online dinleyebileceğiniz platformları var, offline dersleri var. Ve burada da yine hoca tercihi yapıp, daha doğrusu ders tercihi yapıp sıralamanızı ona göre kendiniz planlayabilirsiniz. Bunlar sizin elinizde. Bununla ilgili ben bir slide hazırladım. İsterseniz bu slaytlarla birlikte ben size anlatayım anlatmak istediklerimi. Ee, şöyle yapacağım. Evet 11 tane dersimiz var. Ve bu dersleri e, hangi hocalardan e, ve hangi kitaplardan dinleyeceğiz. En iyi kaynak ve en iyi hoca kadrosu oluşturmanızı istiyorum arkadaşlarım. Ve sonrasında bir kez daha tekrar başka bir kitaba dönmenizi istemiyorum kitap ve hoca tercihiniz çok ama çok önemli. Çünkü eğer bir yanlış kitapla başlarsanız hem motivasyonunuz kaybolur, burada kendi görüntümü de alabilirim. Evet. Yani burada yanlış bir hoca ya da yanlış bir kitap tercihi sizin için çok katastrofik olabilir. Hem tuz sürecinizi sekteye uğratıp demotive edebilir sizi. Hem de vakit kaybına sebep olabilir. Bu olmasın. Tercinizi çok iyi yapın. Lütfen 11 dersi yazın ve hangi kitaptan çalışacağınıza, hangi hocayla birlikte başlayacağınıza karar verin. Bu ziyadesiyle önemli bir nokta. Başlangıcı iyi yapmamız gerekiyor. Burada da işte arkadaşlarınıza sorabilirsiniz, abilerinize, ablanıza sorabilirsiniz, asistanlarınıza sorabilirsiniz. Ya da internette araştırmalar yapabilirsiniz. Böylelikle doğru tercih, doğru sonuca ulaşabiliriz. Tabi internette soru işaretleri yine olabilir. Acaba ne kadar doğru, ne kadar subjektif, ne kadar, ne kadar objektif yorumlar. Onun nedenle en doğrusu birebir sıntusu kazanmış abileriniz ve ablanızdan duyduklarınız bence çok daha önemli olacaktır. Evet. Kaynaklarınızı ve ders dinleyeceğiniz hocaları belirten sonra artık ders sıralamasını düşünebilirsiniz. Ama ders sıralamasından önce de bir çalışma strateji yani nasıl okuyacağız ee, ilk okuma nasıl olur ee, arkadaşlarım ilk okumadaki amacımız nedir amacımız konulara aşinalığı arttırmak konuları anlamak olacaktır bir yandan da tuz soruları nelerden geldiğini nasıl olduğunu görmüş olacaksınız yani ilk okumanın amacı bu temel atmak asla ilk okuma ezberleme değildir lütfen ezberlemeyin ve olabildiğince hızlı okumaya çalışın. Çünkü okuduğunuz her şeyi unutacaksınız. Yani ilk okumadaki e, her şeyi unutacaksınız. Ama kabaca şunları öğrenmiş olacaksınız. Evet Tuz'da bunlar soruluyor. Evet şu konulara hakimim. Şunlar şunlar çıkacak. Şunlar şunlar önemli. Hoca bunları anlatmıştı. Tekrarlarla bunlar oturacak. Ve o nedenle ilk okumada Hmm, ilk okumayı olabildiğince hızlı yapmamız gerekiyor çünkü tekrarlara vakit var e, kalması gerekiyor en önemli şey tekrarlar sizi e, sınavda size sınavda kazandıracak sınavda puanınızı istediğiniz yere gitmenizi sağlayacak ve puanınızın yüksek olmasını sağlayacak tekrarlarınız tekrarlarınızla tekrarlarınızın ziyadesiyle fa, e, fa, zaman ayırmanız gerekmekte e, ve burada şu çok önemli dersen anlatırken hocalarınız size kabaca derslerde eee ders anlatırken bak şunlar TUS'ta çıkıyor. Bunlar çık çıkması çıkması muhtemel konular. Bunlara dikkat gibi zaten ipuçları veriyor. Yani soruların e, özelliği böyledir. E, ve bu da size bir e, temel oluşturmuş olacak. Yani şunu anlamış olacaksınız. Evet, TUS'ta buradan soru geliyor. Bunları bunları bilmem gerekiyor. Tamam? ilk okumanın amacı bu. Hatta şöyle birkaç örnek de versem iyi olabilir. Mesela kendi e, kitabımı açayım. Evet. Mesela konu ne? Pulmoner hipertansiyon. Evet. Şimdi bunu ben anlatırken diyorum ki evet 20-40 yaş arası kadınlarda görülür diyorum. Hatta bunu boltla yazmışım. Sen de bunun altını çiziyorsun. Diyorsun ki evet bu önemli. Ve kısaltma IPH demiş. Yani idiopatik pulmoner hipertansiyon. En sık izlenen bulgular dispne yorgunluk. Şu önemlidir diyorum. Sen de bunun altını çiziyorsun olguları sonum yetmezdi. Sağ ventrikül hipertrofi, kor pulmonali ve superimpoze tromboemboller gelişebilir diyorum. Şunlar ben aslında benim hani kitabın özelliği en önemli noktaları zaten hani vurguluyorum. Derste söylediğim şeyi kitapta da görebiliyorsunuz. Sadece kitabı çalışarak bile çoğu şeye hakim olabiliyorsunuz. Ama diyelim ki bir hocanız var. Şöyle bir bir cümle yazmış ve bu cümlenin çok da önemli olmadığından bahsediyor ya da bakın burada mesela şu şurası şu. Şurayı mesela ben çok önemli e, de, olmadığını vurguluyorum ders anlatırken. Yani sekonder pulmoner hipertansiyon nedenlerini bileceksiniz diyorum. Evet derma, HIV, işte kronik obstrüktif hastalıklar, obstrüktif uyku sendromu, sendromu, rekürent tromboemboler. Bunlar pulmoner hipertansiyonun sekonder sebepleri fakat grupları çok önemli değildir diyorum. E sen de çalışırken evet diyecek şunun altını çizeceksin. kuahın altını çizeceksin. Tromboembolinin, obstrüktif uyku apne sendromunun altını çizeceksin ama gruplar çok önemli değil diyeceksin ve çizim çizme çok önemli. Yani kitabınızı doldururken de hocanızın anlatacağı, anlattığı önemli önemli dediği yerleri şöyle göstereyim. Yani videoları dinlerken şu önemli diyorsam ben sen de onun altını çizeceksin. Diğerlerine çok vurgu yapmayacaksın. Çünkü tekrarlarda belli bir süreden sonra vurguladığınız hocanızın önemli dediği yerlerle tekrar edeceksiniz sadece. Diğerlerini biraz daha geri plan edeceksiniz. Ama ilk okumada hızlı bir şekilde okumanız, her yeri okumanız önemlidir ki en azından önemli önemli olmayan yerleri ayırt edebilirsiniz. Yoksa hiç şurayı sadece hocanın önemli dediği yerleri okursanız da bu anlamı olmaz. Konu hakimiyetiniz tam olmaz. Yani her yeri ilk okumada okuyacağız ve vurgulamaları, tonlamaları altını çizmeniz gereken yerleri güzel bir şekilde çizeceksiniz. Güzel bir şekilde dolduracaksınız ki tekrarlarınız daha kaliteli, daha efektif olsun. Evet, şunu da Peki sıralamaya gelelim. Şimdi bir kere net bir şekilde şunu söylüyorum arkadaşlarım patoloji. Mutlaka ama mutlaka patolojiyle başlayacağız. Çünkü patoloji ise tusa karşı bir hakimiyet ve özgüven veriyor. İyi bir patoloji e, çalışırsanız e, bir şekilde tusun özetini görmüş olursunuz. Çünkü patolojiyle hem pediatri çalışmış olursunuz, hem mikrobiyoloji çalışmış olursunuz, hem dahiliye çalışmış olursunuz, hem kadın doğum çalışmış olursunuz. Yani birçok e, Tuz dersini de aslında patoloji ile şöyle bir başlangıç yapmış olacaksınız. E, lütfen şu hataya düşmeyin. Önce fizyoloji ile başlayayım hatasına düşmeyin. Böyle olmuyor. Yani bu ben tıp fakültesi değilim ki hani önce anatomi, fizyolojiyle başlayayım, histolojiyle başlayayım sonra patolojiye geçeyim. Artık hepiniz zaten tıp fakültesinden mezunsunuz ya da mezun olmak üzeresiniz. Ve birçok şeyi artık biliyorsunuz. O nedenle tuz başka bir şey. Yani fakülte gibi değil ve TUS'a mutlak ama mutlak surette patolojiyle başlayacağız. Ki patolojiyi hani ben kitabımda temel ve klinik patoloji diye ikiye ayırt ediyorum. Önce temeli anlatıyorum, temel patolojiyi anlatıyorum. Sonra klinik patolojiyi anlatıyorum. Bu da çok değerli, temel patoloji de özellikle temel dersler açısından size faydalı olacaktır. Ee, ve tuz çalışırken e, şu da yanlış bir şey, yani önce temel sonunda klinik diye bir kural yoktur. Karışık çalışabilirsiniz. Fakat patoloji, mikrobiyoloji ve farmakoloji e, çalışmadan kliniğe geçmenizi önermiyorum arkadaşlarım. Bu çok önemli. Yani patoloji, mikrobiyoloji ve farmakoloji. Öncelikle bunlara çalışmamız gerekiyor. Biyokimya çalışmadan da pediatriye geçmeyin. Yani önce biyokimya sonra pediatri. Bu çok değerli. Çünkü biyokimyada anlatılan çoğu mekanizma aslında pediatriyi de etkiliyor ve pediatrin de iyi öğrenmenize sebep oluyor. Biyokimya sonra pediatri. Şöyle yapalım. Anatomi çalışmadan da kadın doğum ve genel cerrahi çalışmayın. Her tus mutlaka genel cerrahi iki tane anatomi sorusu geliyor. Kadın doğumda da yine öyle. Obsidette özellikle obsidette kısmında işte pelvik, kasladır, orogenital e, bölgeyle ilgili hep anatomik yapılar. Kadın doğumda da soruluyor. Önce anatomi sonra anatomi sonra kadın doğum ve genel cerrahi çalışmanız doğru olacaktır. Özetle hani kabaca bir taslak yaparsanız, bakın bu ilk okuma sıralaması, sonraki okumalarda istediğiniz gibi istediğiniz gibi siz bunu revize edebilirsiniz. Çünkü her dersi aynı şekilde aynı sayıda tekrar etmeyeceğiz. Hepsinin sıralaması farklı olabilir. Bu ilk okuma için benim önerim, siz kendinize göre doğru olanı kendi programınıza göre revize edebilirsiniz. Öncelikle patoloji, mikrobiyoloji ve farmakoloji öneriyorum. Patoloji zaten TUS'un bir özeti gibi olacağı için size bir TUS'a hakimiyet veriyor ve özgüven sağlıyor. Ee, mikrobiyoloji de yine aynı şekilde TUS'un her e, dersine etki ediyor ve farmakoloji bu üçü. Yani patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji gerçekten inanılmaz derecede size e, soru yakalama eee özelliğine sahip ve e, TUS'a hakimiyeti sağlayan dersler. Sonra dahiliye öneriyorum. Çok keyifli olur. Biyokimya sonrası pediatri, sonra anatomi sonrası kadın doğum ve genel cerrahi. En son fizyoloji, histoloji ve sonrasında da küçük stajlarla programımızı tamamlayabilirsiniz. Benimse tavsiyem böyle olacaktır arkadaşlarım. Peki bu süreçte tuz sorularını ne zaman çözelim? Açıklama soru kitaplarını ne zaman çözelim? Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. bu da önemli çünkü her derste de bu sıralamayı yani önce tuz sorusu sonra soru kitabı konu kitabı gibi bir durumda böyle bu şekilde çalışmak da, bu stratejide çalışmak da yanlış olabilir. Bu da yine bir video konusudur. Onu da başka bir videoyla sizlere anlatacağım. Umarım bu anlattığım şeyler sizlere faydalı olmuştur arkadaşlarım. Hem kendi yıllardır bu tuz sektörü içinde olmamış, olmamış olmanın vermiş olduğu tecrübeyle kendi bilgi birikimlerinden bahsettim ve size umarım bu faydalı olur ve güzel bir So başlangıç hikayesi yazarsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, yorumda da özellikle bir sonraki videolarda tercih ettiğiniz, anlatmamı istediğiniz konuları yazarsanız sevinirim. Kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum.